Lütfen herkes dinlesin. Kameraman ve Sanchit hariç burada kimseyi istemiyorum. Işıkçılar, yardımcılar bir dur ama herkes lütfen dışarı. Hadi dışarı. Peki. Şebeleyim. Git bana kahve getir. Kahve mi? Neden ben getiriyorum? Gel ne buraya. Ne oluyor ya? Bütün ekibi sizin için dışarı çıkardım. Teşekkür ederim. Sakın yanılma Arkeyciğim. Bu senin için değil, Madu için. Sahneyi istiyorum. Ve iyi olsun. Buna sevindim. Başlayalım mı? Tamam hadi. Çekiyoruz. Madu, artık endişelenmene gerek kalmadı. Çünkü artık sadece sen ve ben varız. Madu kim? Beni tanımadın mı? Ben Anamika. Anamika Kana. Aha. Sanchit'e başlayalım. Sahne 18, çekim 1, deneme 11. Ve motor! Seni tokatladığım için beni affettin mi? Hayır mı? Peki, ödemem gereken ceza nedir? Düşün. Düşünmek istemiyorum. Sen söyle. Dans. Sadece dans mı? Bak Roma, anlamaya çalış. Mehul herkesi bir sebepten dolayı dışarı çıkarmış olmalı. Bütün ekibi dışarı yolladı. İçeride önemli bir sahne çekiyorlar. Anlamaya çalış. Neden tekrar tekrar aynı şeyi soruyorsun anlamıyorum. Yani ortada bir... Daha sözümü bitirmedim şebeleyim. Bitirmek için geri döneceğim. Geri döneceğim. Heh! Bu kadın deli. Aklını kaçırmış. Ve dinle, birkaç gün sonra geri gel. Teyze sen... Evet Bittu, ablam Rişap'ın çekimini izlemeye geldi. Madu ve Rişap çekimdeler mi? Şimdi mi çekimi izlemek istiyorsunuz? Yani içeride önemli bir sahne çekiliyor da onun için. Bittu Bey... Rada senden izin istemiyor, haber veriyor. Hadi Rada, yürü. Babu, aslında Mehul Bey bütün ekibe dışarıda beklemesini söyledi. Önemli bir sahne çekiliyor, kimse içeri giremez. Lütfen, lütfen. Sorun değil. Neden sorun değilmiş Rada? Biz Rişab'ın ailesiyiz, yabancı değil. Bizi kim durdurabilir ki? Buraya çekimi izlemeye geldik. Dışarıda oturmaya değil, hadi. Bir dakika, ben gidip patrona sorayım. Bir dakika. Hey! Kapıya kadar gelip çekimi izlemeden dönmek istemiyorum. İçeri girmemiz gerek. Harikaydı. Karan, çek elini. Neden? Çek diyorum sana. Yoksa
Kendinden mi geçiyorsun? Gözlerinde korku var. Bunu saklayamıyorsun. Zayıf insanlar korkar. Ama ben korkmuyorum. Nedenini anlayamıyorum. Ama dudakların başka, gözlerin çok başka konuşuyor. Yanılıyorsun. İşte istediğim buydu. Bay Mehul, lütfen bir dakika. Rişabımın çekimini izlemek için izin mi almam gerekiyor? Gelin benimle. Hadi Dipali. Gördün mü Rada? Evdeyken sözüm ona ne kadar tedirgin görünüyordu, değil mi? Bir de şimdi bak, endişesinden eser yok. Allah'ım, neler oluyor? Ne yapıyor bunlar böyle? Ben eve dönüyorum. Yürü. Müthiş oldu. Müthişti. Harikaydı. Aferin, aferin. Tam istediğim gibi oldu. Ama bir an gerçekten şaşırmadım desem yalan olur. İkiniz gerçekten de evli misiniz? O nasıl elektrikti? Müthişti, harikaydı. İşte ben saplantılı aşk diye buna derim. Evet, o ne ateş. Müthişti, bravo. Tebrikler. Teşekkür ederim. Ha, hadi herkesi çağırın. Bir sonraki sahneye hazırlanın. Hadi herkes işinin başına. Bir an neredeyse kendimi kaybedecektim, biliyor musun? Anemika'nın etkisiyle. Çok teşekkür ederim. Bugün yaptığın şey resmen Anemika'ya hayat vermekti. Bir şey değil. Gidelim mi? Bir harikaydın. Hey!
Beklemeden gittiler. Madhu, gel kızım. Biraz konuşmak istiyorum. Söyleyin anne, dinliyorum. Mangeş, Madhu'ya çay hazırlayıp getirin. Rişab'a da sor, bir isteği var mıymış? Madhu, sen daha önce Rişab'la konuşmuştun değil mi? Hani bir sahneyi rahat çekemeyeceğini düşünüyordun. Evet anne, onunla etraflıca konuştuk. Peki onu ikna edebildin mi? İşin biraz zor gibi görünüyordu. Evet. Dedim ya, her şeyi konuştuk. O ne demek istediğimi anladı. Ama sonra bana o sahnenin hem film için hem de yönetmen için önemli olduğundan bahsetti. Ama Arke gerçekten çok ikna ediciydi. Durumu anlamamı sağladı. Ben de en ufak tereddüt etmeden sahneyi çektim. Siz çay içmiyor musunuz? Madhu, farkındaysan sana soru bile sormadım. Verdiğin kararları hiç sorgulamadım. Çünkü ben sana hep inandım ve güvendim. Hatta bazen Rişab'a bile bu kadar güvenmiyorum. Sakın özünden uzaklaşma, olur mu? Sen her şeyden önce evli bir kadınsın. Onun karısısın. İkincisi, bu evin gelinisin. O filmin başrolü senin en son kimliğin. Anne, biliyorum. Ama bunları neden bugün... Bildiğini biliyorum. Madhu, benim oğlumun öfkesi saman alevi gibi. Hemen birden parlıyor. Biliyor musun, bazen annesi olarak onu anlamakta zorlanıyorum. Bir anı diğerine uymuyor. Madhu, karı koca ilişkileri bazen insanın kafasını karıştırabiliyor. Kızım, aslında evlilik hayatı tıpkı bu çiçekteki kolyeye benzer. Kopmayacağını güvenilen bir ipe dizilidir. Bir sürü çiçek tek bir ipe sıkı sıkı dizilmiştir. Onların kopmalarına o ip izin vermez. Sen o çiçekleri bir arada tutan ipsin. Sen Arke'den çok daha anlayışlı ve sorumluluk sahibisin. Yedi yemin edilirken kadın neden erkekten önde gider biliyor musun? Çünkü Tanrı biz kadınlara erkeklere göre daha çok cesaret, direnç ve sabır vermiştir kızım. Bizim omuzlarımızdaki onlarınkinden çok daha büyük bir sorumluluk. Doğru yolu seçmek kadına düşer. Bu yüzden onlardan önde gideriz ve onlara doğru yolu biz gösteririz. Hatalarını düzeltmemiz gerektiği zaman da bu işi alabildiğine sevgi ve şefkatle yapmalıyız. Madhu, senden hem bugün hem de gelecekte çok büyük beklentilerim var. Bu evin şerefini koruma görevi öncelikle senin. Konu ne olursa olsun, Rişab, rol yapmak ya da film fark etmez. Anne, ama siz birden... Bitti. Sana bütün söyleyeceklerim bu kadardı. Ama anne... Yorgunsundur, çık biraz dinlen. Bana ver onu. Sen git. Peki efendim. Hippali, tembel geldin, tembel gidiyorsun. Ne ev işi yaptığın var, ne de bana yardımcı oldun. Yanlış. Hem de çok yanlış. Ne yaptığımı bizzat göstereyim sana. Günün haberi
Aynı zamanda Alkin filmi için müthiş bir reklam olacak. Bakın. Buna reklam filan denmez. Bu bizim evin içinde bütün taşların yerlerinden oynaması demek. Benim çok sevdiğim çok eski bir söz vardır. Bazen kazanmak için kaybetmek gerekir. Verin, size okuyayım. Evet. Özel. Alkey ve Madubala sette mi balayında mı? Çiftin birbirinden ateşli sahneleri. Haber değil, bomba bu. Patladığı an Madu'yu bitmiş bile mi? Fatih, hadi kahvaltı servisine derhal başlayın. Günaydın anne. Günaydın. Anne, kahvaltıda isterseniz pideyle naneli çay hazırlayayım size. Hayır, gerek yok. Zahmet etme. Hem sabah sabah pide çok ağır olur zaten. Hem Rişap senin ev işi yapmamanı kesin olarak söyledi, öyle değil mi? Anne? Sen git bir an önce hazırlan. Çekimim var, sete geç kalma. Hadi. Seni kutluyorum Pabu. Bakıyorum planın gerçekten müthiş işliyor. Depale, bana laf yetiştirmeyi bırak. Çabuk sakla şu gazeteyi, hala ortada. Ya da görmesin. Bak hala duruyorsun. Hadi çabuk çabuk kaldır. Ne oluyor? Abla ne oluyor? Hangi gazeteymiş o? Ne var, ben de bakayım. Yok bir şey Rada, yok. Önemli değil, gazete işte. Abla lütfen. İşte biliyordum. Görünce moralim bozulacaktı, biliyordum. Bu yüzden ısrarla saklamak istemiştim zaten ama... Madu. Rada, Rada bekle anne, lütfen. Pabo, ne desem bilemiyorum. Bir harikasınız. Ne o? Bana da mı büyü yapacaksın? Her neyse. Tamam. Bana sette Madu'yla kahvaltı edebileceğimiz ortam hazırlayın. Bu sabah kahvaltıyı orada yapacağız. Arkay, biraz bekle, geliyorum. Tamam. Anne, farkında mısınız? İler saati geldi. Aldınız mı, getireyim mi? Senin sete yetişmen gerekiyor değil mi? Anne, ne oldu? Sanki biraz canını sıkılmış gibi. Anne, bana neyiniz olduğunu söyleyince kadar buradan hiçbir yere gitmeyeceğim. Bazı şeyleri konuşmamak en doğrusu. Kendin anlamanı bekleyeceğim. Anladığında o zaman oturur konuşuruz. Ama anne... Madu, acele et, geç kalıyoruz. Git hadi. Hadi Madu. Gidelim.
Bittu beni neden arıyor acaba? Geldik zaten. Ha, patronla Madu geldiler. Annemin canını sıkan bir şey olmuş ama ne? Sordum ama bana biraz tuhaf davrandı. Cevap vermedi. Hiç anlamadım. Ne oldu? Herkes neden bu kadar sessiz? Bir şey mi oldu? Roma? Bittu, bana ne kadar saygı duyduğunu çok iyi biliyorum. Ama kahin olmadığımı kabul et artık. Benim senin aklını okumak gibi bir yeteneğim yok. Ne oldu söyler misin lütfen? Ağzını aç, bir şey söyle. Karşımda öyle durman canımı sıkıyor. Patron, ben... Çocuklar, nerede kaldınız? Bittu size saatlerde telefonla ulaşmaya çalışıyor. Arke'ye haberin yok sakıncası mu? Sakıncası yoksa sizinle biraz özel konuşmak istiyorum lütfen. Evet. Bittu, bunun anlamı nedir? Nasıl olur? Basın bu fotoğrafları nereden buluyor? Kim çekti bu pozları? Sette cep telefonunu yasaklamadım mı ben? Peki kim çekti bu fotoğrafları? Bunu yapanı getir bana. Herkes ibret alacak. Ona çok ağır bir ders çekeni vereceğim. Çekeni hala bilmiyorum ama elimden geleni yapıyorum. Nasıl sızdılar ben de anlamadım. Madu. Madu. Bu gördüklerim ne böyle? Arke'ye bana hiçbir sorun olmayacak dedin. Neden böyle oluyor? Madu, beni dinler misin? İşte bu yüzden. Bu yüzden bu sahneleri çekmek istemedim. Bütün korkum buydu işte. Madu, anlamaya çalış. Bu işin böyle cilveleri vardır. Hayır. Hayır Roma. İnsanlar ne düşünecek şimdi? Hakkımızda neler konuşacaklar? Bak biliyorum. Herkesin diline düşeceğiz. Alay edecekler. Ya annem. Annem. Demek bu yüzden keyifsizdi. Sabah gazeteyi kesin okumuştur o. Bu yüzden benimle konuşmak istemedi. Yüzüme bakmadı. Madu, Madu sakin ol. Biliyorum bunlar hoş şeyler değil ve keşke önlemenin bir yolu olsaydı. Ama bu da oyunculuğun bir parçası. Hem o sahne filme ait. İnsanlar er geç görecekler. Bugün görmeseler ekranda görecekler. Annemle mutfakta konuşmalıyım. Arke, benim annemle hemen konuşmam lazım. Madu! Madu! Madu dur bir dakika, beni dinle. Madu! Neler oluyor? Biri ne olduğunu açıklayacak mı? Toprak. Bay Rişap Kundra, söyleyin çekimi bitirdik mi yoksa devam mı? Mehul beni dinle. Hayatında bu filmden daha fazla dram var. Yalansa söyle. Çekimler başladığından beri tek bir gün rahat iş yapmadık.
Madhu iyi bir oyuncu olabilir, kabul ediyorum, evet. Ona saygı da duyuyorum ayrıca. Peki bu filmle ilgili beklentisi mi? Bu kadar insan onun keyfini bekliyor. Lütfedip gelirse çekime başlayabileceğiz. Dans sahnesini çekeceğimiz gün sakatlandı. Yetmedi, şimdi de gazetede bir haber görünce çekimi bırakıp gitti. Harika. Ne güzel. Bravo. Hadi arkadaşlar biraz profesyonel olun. Filmin başrol oyuncuları değil de sıradan bir çift gibisiniz. Sizin dramınızı mı seyredeceğim, kendi filmimi mi çekeceğim? Size yarın sabaha kadar süre. Kendinize çeki düzen verin. Sabah 9'a kadar. Tamam mı? Bu süre zarfında bir ricam var. Karına film nasıl çekilir anlat. Bu işte pek çok şeye katlanırsın. Pek çok fedakarlık yaparsın. Olay çıkarıyor, alttan alıyor. Kapris yapıyor ama bir yere kadar. Ama ev hanımı gibi davranamazsın. Olmaz. Bu beni çok sinirlendiriyor. Anladın değil mi? Eğer yarın buraya yanında bir başrol oyuncusuyla gelmezsem bu iş biter. Ben de sizin sürekli yaptığınızı yapar ve setin kapısına giderim. Aradaki tek fark ben bir daha geri dönmem. Nasılsa şu ana kadar hem oyunculuk yaptım hem de yapımcılığı gayet iyi götürdüm. Ben gidersem senarist ve yönetmen olarak da çok başarılı olursun eminim. Durumun ciddiyetini nasıl anlamıyorsun Arkey? Yapımcılar Birliği seni yasakladı. Bir daha hiçbiriyle iş yapamayacaksın. Seninle çalışmak isteyen tek bir senarist, oyuncu, yönetmen yok. Öyle bir durumda karşına ben çıktım. Anlamıyor musun? Ben son umudunum. Eğer bu çok şey istemekse tamam. İstiyor. İstemeye de hakkım var, almaya da. Bana dünyaları ver demiyorum ki. Tek bir düzgün sahne çekmek istiyorum. Beğenmiyorsan başka bir yönetmen bul. Günün bir kısmında birlikte film yönetirsiniz, bir kısmında birlikte yemek yaparsınız. Ne isterseniz onu yapın, umurumda değil çünkü. Şimdi sen mi toplanın dersin ben? Toplanın gelin. Rada. Rada biliyorum. Çok canın sıkıldı. Bu çok normal. Rezil olduk. Baksana herkesin diline düştük. Neyse. Yarın karvaçot var. Gerçi olanlardan sonra bayram havası kalmadı ya. Herkesin yüzünden düşen bin parça. O yüzden içimden özel program yapmak gelmiyor. Hem biliyorsun, Rişap'ın da söylediği gibi, Madhu ne ailelere katılacak ne de evde işlere yardım edebilecek. Bu durumda oruç tutmasını da bekleyemeyiz tabii. Abla, gelenekleri Madhu'ya göre değiştirecek değiliz. Karvaçot kutlanacak ve Madhu da görevini yapacak. Bir filmde başrolde olabilir. Ama o aynı zamanda bu evinde gelini. Evli bir kadın olarak kocası için orucunu tutacak. Ne Rişap ne de Madhu'nun keyfine göre geleneklerimizi değiştiremeyiz. Bu mümkün değil. Ben karvaçot için hazırlıkları bitireyim. Her şey yolunda. İstediğimi almak üzereyim. Madhu yola geldi. Artık benim istediğim gibi davranıyor. Bu çiçekleri terasa, balkonun üstüne asacaksınız, tamam mı? Teras hazır değilse halledin lütfen. Anne. Bu da listenin son hali, tamam mı? Abo, bakın. Madhu üzgün. Anne, lütfen. Konuşmamız gerekiyor, çok önemli. Görmüyor musun? Yarın karvaçot, bir sürü hazırlık yapılacak. Anne, gazetede fotoğraflarımız çıkmış. Sizinle bu konuda konuşacağım.
Ben kızgın olduğunuzu biliyorum. Neden? Sana neden kızgın olayım? Tam olarak ne konuşmak istiyorsun? Çocuk değilsin ki. Kocaman kadınsın. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu benim sana açıklamama gerek var mı? Lütfen izin verin de açıklayayım. Ben gerçekten sandığınız gibi... Oğlum bana her şeyi açıklaması gerektiğini düşünmüyor Madu. Ben bu hassasiyeti senden de beklemiyorum. Harika. Anne. Anne. Anne lütfen biraz dinleyin, açıklamak istiyorum. Tam zamanında. Madu. Ne oluyor? Annemin yüzünü biraz asık gördün diye çekimi bırakıp eve koşmak da nedir? İkiniz de anlamadıysanız söyleyeyim. Orada bir film çekiyor. Bu iş öyle tören düzenleyip yemek yapıp sonra gitmeye benzemez. Sete geri dönüyorsun. Arkay, bugün burada olanlar basit şeyler değil. Üstelik burada suçlu tamamen benim. Kesinlikle. Bu doğru. Sette 3 kişiyi öldürdün. Evet, suçun çok büyük. Hata benim ve inan çok pişmanım. Bir an önce ev hanımı kimliğinden ve evdeki görevlerinden ayrılman gerekiyor. Sen çok iddialı bir filmin başrolündesin. Ve bu filme baştan beri dünya kadar para harcandı. Yaptığın şey şu ana kadar hiç yapılmamış bir şey de değil. Bu ailenin insanları otobüste yolculuk ederken bile benim çok daha ateşli sahnelerimi izlediler. Üstelik biliyorlar. Ben orada bir belgesel çekmiyorum. Hoşlarına gitmeyen bir durum varsa bu onların sorunu. Bizim kendi aramızda hiçbir sorun yaratmamalı. Arkay lütfen. Lütfen beni biraz anlamaya çalış. Neyi anlayacağım Madu? Neyi anlamam gerekiyor? O sahne filmin çok önemli bir sahnesi. Ve sen kendini rahat hisset diye elimden geleni yaptım. İnkar etme. Ve ikimizin de performansını çok beğendiler. Sen de benim gibi çok beğenildin. Her habere böyle çocuk gibi tepki verirsen ne olur? Senin bu tavrından bütün film etkilenir ki ben de buna asla izin vermem. Arke, senin ne demek istediğini anlıyorum. Ama ben... Madu, sen durumu profesyonel gibi değil, ev kadını olarak yorumluyorsun. Benim için şu an tek bir kimliğin önemli. O da bu filmde benimle birlikte oynaman gereken rol. Filmin yapım bütçesi bizzat cebimden çıktı. Ne kadar büyük ve riskli bir işe girdiğimi biliyorum. Bu yüzden senden rica ediyorum. Hislerini rafa kaldır. Önceliklerinin farkına var artık. Arke, sana yalvarırım, anlamaya çalış. Sen bir erkeksin. Sen de hata yaparsın ama üstünde fazla durulmaz. Ama benim hatalarım öyle değil Arke. İnan bana, bu olanlar... Beni öyle yaraladı ve üzdü ki... Merak etme Madu, bunun farkındayım. Şu anda bu yüzden konuşuyoruz. Böyle durumlara alış diyorum. Üstünde durmayıp hayatına devam etmeyi öğren artık. Senin için söylemesi kolay tabii. Sen erkeğisin değil mi? Hiç erkeğin kusuruna bakılır mı? O ne yapsa affedilir. Ama Madu hemen bağışlanamaz. Sen bunu asla anlayamayacaksın. Madu, madem bu kadar zayıf biriydin, madem bu iki dünyayı birbirinden ayıramayacaktın, o zaman bu dünyaya neden adım attın? Dünyamın tepe taklak olacağı gün neden başrolde ben oynarım diye koşa koşa sete geldin? Keşke gelmeseydin. Keşke ne kaybedeceksem o gün kaybetseydim. O zaman bu kadar dağılmazdım, emin ol. Madu, farkındaysan bana söz verdin. Bana destek olacağına söz verdin. Şimdi yaptığına bak. Hepsinin bilincindeyim. Verdiğim sözün de, aldığım sorumluluğun da. Ama Arkay, benim bu eve karşı da sorumluluklarım var. Bunları inkar edemem. Tamam, şimdi seninle sete geri dönüyorum. Filmi de tamamlayacağım. Ama benim bir düğmem yok. Oyuncuyken bir anda bu evin gelinine dönüşemem. Ben insanım Arkay, makine değil. Senin gibi insanım. Ve sadece insan gibi yaşamayı biliyorum.
Bu yıl Diwali'yi Karvochot'tan önce kutlayacağız galiba. Görüyorsun ya, evin her yanında fişekler patlıyor. Oo! Girin. Baba ikinize yemek yolladı da efendim. Bu akşam yemekleri Bayan Rada hazırladı. Ben aç değilim. Dediğimi duymadın mı sen? Aç değilim. Götür istemiyorum. Madu, bu olanlar çok tuhaf geliyor. Konuşmamız lazım. Arke, sen ne yapıyorsun? Madu, konuşmak istiyorum dedim. Sen beni anlamak için en ufak bir çaba gösterdin mi? Rişap akşam hiçbir şey yemedi mi? En sevdiği yemekleri yapıp dolaba koymuştum. Tamam. Acıkırsa sen ısıtıp götürürsün. Tamam. Hı? Bana verin. Hayır. Bu... Bu bizim, Dipali ile ikimizin. Kendi hediyemi kendim alırım o zaman. Hayır mı? Senin için özel bir şey ayırmadım. Çünkü düşündüm ki bu şartlarda oruç tutmam mümkün olmayabilir. Anne, benim bu kez oruç tutamayacağımı neden düşündünüz acaba? Yani biliyorsunuz ben... Biliyorum kızım, biliyorum. Sen artık bir oyuncusun. Şu anda senin için hiçbir şey filmden daha önemli değil. O yüzden de hem çekimlere hem oruç tutmaya enerji bulamayacağını düşündüm. Anne, benim için bu dünyada hiçbir şey, bu aile ve Arkay'den önemli değil. Evet, çalışmam gerekiyor biliyorsunuz. Ama bu sadece bir mecburiyet. Ama anne, Arke için oruç tutmak beni çok mutlu eder. Söylemek başka, yapmak başkadır. Oruç tutarken bir yandan törenlere yetişmen gerek biliyorsun. Ağzına bir damla bile su sürmek yok. Anne lütfen. Bana biraz olsun güvenmenizi istiyorum. Ben kim olduğumu unutmadım. Ve kesinlikle değişmedim. Arke için oruç tutacağım.
Bunu yapmak istiyorum ve yapacağım. Evet anne, bunu yapacağım. Arke için oruç tutacağım. Ne olursa olsun. Onun için boğazımdan tek lokma, tek bir yudum bile geçmeyecek. Anne, senden özür diliyorum. Ve annem de şöyle dedi. Madhu, beni bilirsin kızım. İstesen bile sana uzun süre kızgın kalamam. Sen de gülümsedin ve ona şöyle dedin. Anne, bu Karvaçat'ta ben de oruç tutacağım. Bunu yapacağım. Lütfen bana da ikram verin. Çünkü ömür boyu oruç tutsam yine de Arkey gibi harika bir koca bulamam. Böyle dedin değil mi? Arke için tutulacak bütün oruçları tutabilirim. Günlerce, haftalarca, aylarca aç kalabilirim. Arke yeter. Şakanın da bir sınırı olmalı. Şaka mı? Ben sadece mutfaktaki diyaloglarımızı tekrarladım. Bir de bana saat kaçta bayılacağını söylersen sevinirim. O saatte evde olup seni tutmam gerekiyor. Arke lütfen, ben gerçekten tartışmayacağım. Neden? Moralim mi bozuk? Annemin ikramlarını beğenmedin mi yoksa? Ya da tavuk yemek için bahane üretmeye çalışıyorsun değil mi? İkram falan yemedim ben. Oo, o zaman bu Karvaçat'ta oruç tutmayacağın anlamına geliyor. Harika. İşte buna çok sevindim. Bir de bilmeden sana yüklendim. Hayatımda her şey ters gidiyor diye seni suçladım. Ne olursa olsun mutlaka oruç tutacağım. Bu çekimler yine iptal olacak demek. Oruç da tutacağım, filmi de çekeceğim. Sorumluluklarımı eksiksiz yerine getireceğim. Evet, kabul. Geçen gün çekim benim yüzümden iptal edildi. Ben bunların olacağını bilemedim. Ama Arkey, ben asla sorumluluktan kaçan biri olmadım. O halde karıcığım, İlerleyen günlerde ne olacak merakla bekleyeceğim. Kenny yeter artık, dur. Daha ne kadar yiyeceksin? Hiç utanman yok mu? Ama... Bu pideler gerçekten nefis olmuş, dayanamıyorum. Karıcığım, al tadına bak. Al. Ah, nasıl da unuttum. Benim ömrüm uzun olsun diye bugün oruç tutuyorsun değil mi sen? Raf ömrüm uzasın diye diyelim. Ah, Allah'ım. Ne yaptın da böyle bir ceza verdin? Dayanamıyorum artık. Madhu kızım, ben de tam radaya Madhu nerede kaldı diyecektim. Mangesh. Koş Madhu'ya da bir tabak getir. Baba, ben bugün kahvaltı edemem. Çünkü ben Karvaçat için oruç tuttum. Sadece gece olduğu zaman ayı gördükten sonra bir damla su içeceğim. O da kocam beni beslerse. Baba, artık benim çıkmam lazım. Bu arada Madhu... Aynı anda iki gemiyi birden yürütemezsin. Ben batarsam sen de benimle birlikte batarsın.
Dipali, bana sıcak su getirir misin? Tabii. Harika olmuş. Anne, kabul ediyorum. Bilmeden de olsa sizi kırdım. Ama lütfen inanın bana, hiçbir şeyi kasten... Kızım, dinle. Bugün gerçekten çok işim var. Ayrıca sen de çekimine geç kalıyorsun. Anne. Saat kaçta dönmem uygun? Çekim kaçta biterse o zaman dön. Sorun yok. Hı? Anne, biliyorum. Ben sizi çok incittim. Ama siz de şunu bilin ki, Karvaçot'ta gerçekten isteyerek, inanarak oruç tuttum. Arkey'in uzun yaşaması için, huzuru ve mutluluğu için. Size içtenlikle söz veriyorum. Size karşı işlemiş olduğum tüm hataları bu gecenin sonuna kadar telafi edeceğim. Hoşça kalın. Thank you.